kanalım. Hollanda'da doğup büyüyen tablo bir kızın Türkiş kanalı. Benim kanalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ramazan ayının son haftasına gelmişiz. Rabbim bir kere daha Ramazan ayına kavuşmamızı nasip eder inşallah. Ve gelecek olan Ramazan bayramınız şimdiden kutlu olsun. Üzerimde de bu arada giyindiğim kazak Oha'nın, yani kendi markamı kaza. Shopoha.com'a girip bakabilirsiniz koleksiyonumuza. İnşallah ileriki zamanlarda, özellikle bu yazdan sonra yepyeni bir koleksiyonla karşınıza çıkacağız. Rabbim nasip ederse tabii ki de, Rabbim nasip etmezse demek ki hayırlı değilmiş, olmuyormuş. Öyle düşünüyorum. Bugün size ikizlerin, yani Rabbim'in emanetlerinin odasını göstereceğim. Biz çok severek ve beğenerek odayı düzenledik eşimle beraber. Daha doğrusu herkes çok yardımcı oldu. Eşimin ailesi olsun, benim ailem olsun. Hep beraber böyle bir işbirliği içinde odayı düzenledik. Özellikle sade tonlarını kullanmayı tercih ettik. İki tane erkek olduğu için ben böyle mavi renkleri, mavi olsun, kız olunca pembe olsun renklerini pek fazla tercih etmedim. Nefes nefese kaldım kız. Nasıl konuşuyorsun ha böyle? Hay maşallah. Böyle bir odaya girip de mavi mavi, masmavi, mavi rengini çok seviyorum. O ayrı bir mesele de, en sevdiğim renk mavidir zaten. Ama yani olmazdı ya. Böyle bunalırdım. Hani bir şarkıyı sık sık dinlersin, en sonunda dersin ya, ya yeter artık, yeter artık, yemin ederim. Yani çıkarttın yani artık. Yani ben dinleme yani artık der gibi. O mavi rengi de her yere serpiştirmek istemedim. O yüzden çok neutral, çok sade renkleri kullandık. Tam böyle eşimle benim tarzımın yansıdığı bir şekilde bir oda düzenledik. Ve sadece ikizlerin odasını değil, ayrıyeten ikizlerin isimlerini de sizlere açıklamak istiyoruz. Buyurun. Eşimle beraber karar verdik. Tek isim kullanmayı tercih ettik. Ne bileyim, size açıklayacağım ya, böyle biraz heyecanlandım. Bugün ne kadar beklediğiniz ve sabrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Son böyle bir haftan falan kaldığı için dedim artık yani. Bir açıkla yani doğurmadan önce. Umarım bazı anne baba adaylarına belki de bir fikir vermiş olabiliriz. Bence fazla bir şey daha anlatmadan direkt odaya gidelim. Ve odaya zaten girdiğimiz gibi isimler belli olacak. İsimleri de size anlatayım. Böyle bir güzel bir video olmasını diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Haydi odaya gidelim. Bir önceki videoda gördüğünüz gibi koridorumuz ve odalarımız. Bu odayı size bittiği andan itibaren hiç göstermedik. Ama çok şükürler olsun bitirebildik. Şimdi sizinle beraber Rabbinin emanetlerin odasını, yani ikizlerimizin odasına bir girelim. Gördüğünüz gibi bir oda turu yaptım ve isimleri de hemen belli ettik. Barın ve Enfal. Bu isimlerin anlamlarını hemen size açıklıyorum. Enfal ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. 8. sure olarak. Enfal ismi ganimet demek. Daha da fazla araştırdığınız zaman böyle hediyeler, güzellikler olarak geçiyor. Barın ismi de bizim dinimizde geçmiyor ama ismin anlamı daha önemli olduğu için barın ismin anlamı güç ve kuvvet demek. Bizim çok hoşumuza gitti. Özellikle ilk ismi biz bulduğumuzda eşimle Enfal'di. Böylece şu soruya da cevap vermek istiyorum. İlk doğan çocuğa hangi ismi vermek istiyorsunuz diye sorular geldi. İlk doğan çocuğa Rabbim nasip ederse inşallah Enfal ismini vermek istiyoruz. İlk bulduğumuz isim olduğu için Enfal olacak Rabbim nasip ederse. Şu an Hollanda'da yaşadığımız için Enfal ismi Hollanda'da Enfal olarak okunacak muhtemelen. Benim ismim Şüheda olmasına rağmen Hollanda'da benim ismimi Şüheyda falan diye okuyorlar. Yani tam anlamıyla hiçbir zaman zaten dört dört okuyamayacaklar. Barın ismini de Hollanda'da kesinlikle Barin ya da Barin olarak okuyacaklar. Bu da fark etmiyor, düzeltirler. Biz yıllardır okula gittiğimiz senelerce ya da iş başvurumuzu yaptığımız zaman isimlerimizi hep düzelttik. Hemen bunların detaylarını da çekiyorum. Detaylarını çektiğim zaman size nerede yaptırdığımı da açıklayacağım. Şöyle göstereyim, bu Enfal, bu da Barın. 3 boyut şeklinde. Bunları biz Türkiye'de yaptırdık. O kadar çok şey Türkiye'den sipariş verdim ki size anlatamam. Eşimin amcasına İstanbul'da.
O da arkayı depolattırmış sağ olsun. Bir sürü eşyalarımız gelmişti. Annem babam da Allah razı olsun Türkiye'den buraya gelirken hepsini getirdiler. Böyle ekstradan 30-35 kilo yük hakkı almıştık onlara. Ve şöyle bir detay daha çekeyim. Gerçekten çok güzel oldu. Özellikle eşim buraya bu çerçeveleri yaptı ya. Tam uydu yani. Bu arada merak edenlere bu videonun altına tüm detayları paylaşacağım. Yani neyi nereden almışız? Her şeyin etiketlemesini yapacağım. Ve ayrıca sadece bu videonun altına değil, Instagram hesabımı da takip ettiğiniz zaman Instagram hesabımda da tüm detayları sizinle paylaşacağım. O yüzden hem buradan hem oradan bir beni bir takip edin. Bu şekilde gözünüzden hiçbir şey kaçmaz. Bunlar da eşimle beraber yaptığımız kitaplık. Bunu ben kendim yapmıştım. Allah Celle ve Celalü diye. İnşallah Rabbim nasip ederse onlara bildiğimiz bilgileri aktarabilmeye çalışacağım. İnşallah, inşallah, inşallah. Böyle tekrarlayalım. Bunu ben AliExpress'ten almıştım. Böyle aynı gibi. Merhabalar. Gördüğünüz gibi zaten böyle biraz alüminyum şeklindeki aynası var. Ama çok güzel görünüyor. Farklı farklı kitaplar var. İstanbul'dayken hamile olduğumu öğrendiğimiz zaman DNR'a girmiştik ve birkaç tane kitap satın aldık. Özellikle mesela ilk kitabım Sayılar 1, 2, 3. Mesela bu ilk macera kitabım Peter Pan. Annem de öğretmen olduğu için yıllardır annem bize böyle bu tür kitaplarla büyüttü her zaman. Hala da vazgeçilmezimiz. Bu da Flemenkçe'den İlk Kelimelerimiz kitabı. Bu arada hemen merak edenlere de söyleyeyim. Biz inşallah Rabbim nasip ederse böyle iki dilli bir şekilde Rabbimin emanetlerini büyütmeyi düşünüyoruz. Yani hem Türkçe öğreteceğiz inşallah hem Flemenkçe. Özellikle Hollanda'daki Türklerden bahsedeyim. Biz hep böyle büyütüldük. Hem Türkçe hem Flemenkçe karışımı bir eğitim aldık. Evde Türkçe, okulda Flemenkçe, arkadaşlarımızla karışık konuştuk. Örnek veriyorum size. Ben bisikletimi almaya gideceğim diye bir cümle var. Biz bunu Flemenkçe'de "Ekhan mein bisiklet opalı" deriz mesela. Ya da "ne yapıyorsun" sorusuna genellikle biz hep "valduyla" hani "la" kelimesini genellikle her zaman arkasına ekleriz. İsmen kültür. Okullarda devamlı zaten dil konusunda hep sıkıntı yaşadık. Ama yapacak bir şey yok. En azından iki dilli çok şükür hem yazabiliyoruz hem konuşabiliyoruz hem anlaşabiliyoruz. Bu bizim için çok faydalı bir şey oldu. Hemen bir alttaki rafa gidiyorum. Tabii ki de bir ana baba olarak ha bu resim. Eşimle beraber ilk tanıştığım dönemlerdeki resimlerden bir tanesiydi. Çok beğendiğim bir resim. Gerçekten maşallah Rabbim nazarlardan saklasın. Canım aşkım ya böyle bir sarılayım. Ay sıkıldım yani. Ya. Bu da aynı şekilde Türkiye'den DNR'dan almıştım. İlk kitabım Duygular. Bunlar da böyle Hollanda'dan almıştık. Knüffelme yazıyor. Knüffelme sarıl bana demek. Parmaklarını şöyle koyuyorsun. Sarıl bana, sarıl, sarıl. Gel bana ya, gel bir sarılayım he. İhtiyacı vardır belki burada izleyenlerin. Diğer bölümüne geçiyor. Diğer bölümüne. Senin Türkçen de çok güzelmiş be Şüeda. Maşallah yavrum benim. O da gitti. Şimdi bu tarafa doğru geçiyoruz. Burası böyle sallanan sandalyemiz. Sallıyoruz. Evet böyle sallanıyor. Özellikle odanın konsepti böyle yıldızlı, bulutlu olduğu için yıldızları seçtik ve odanın rengine çok da uyum sağlıyor. Özellikle bu koltuğun böyle tedi şeklinde olması ve aşırı yumuşak olması beni memnun etti. Çok memnunum. Şu gördüğünüz fil de eşimle beraber aldığımız ilk böyle sevgiler dönemindeki yastıktı. Geçiyoruz diğer parta. Dolaplarımız. Gördüğünüz gibi dolapların üstü böyle yuvarlak. Bu kadar güzel bir şey ki çünkü yuvarlak olması ve bulutların böyle yuvarlak köşeleri olması birbiriyle uyum sağladı. Dolaplar böyle bambu şeklinde. Bir yakından çekeyim gördüğünüz gibi. Altın detayları var. Özellikle ayaklarda da. Bu iki dolabı ve komodini bir yerden aldık. Bunların ikisi bir takım. Gördüğünüz gibi komodinde de aynı şekilde bambu detaylar var. Ve bunlar da altın renkli. Ayaklar da aynı şekilde. Bir tane dolabı bir açayım. Ben size bir göstereyim. Açıyoruz ve bu bir dolabın içidir. Yok canım yok. Ya biz fazla kıyafet tercih etmedik. Aynı şekilde mesela bu dolapta da var. Biz böyle tercih ettik. Doldur doldur nereye kadar? Şöyle bir göstereyim. Bunu mesela Elif Sena aldı. Benim Umre'den kardeşim. Ondan sonra hep
kız kardeşim gibi kaldı zaten. Bunu mesela ablamgil yaptırdı hediye olarak. Bir Trabzonlu olarak Trabzonspor forması olmazsa olmazımız. Bunu da görümcem aldı. O kadar güzel bir takım ki size anlatamam. Şöyle bir takımı da kayınvalidem aldı. Gerçekten özellikle yaz için birebir. Ve şuna bakar mısınız? Bunu annem yaptı. Çok tatlı değil mi ya? Severek yaptı. Biz de inşallah severek giyindireceğiz. Aynı şekilde bu kazağı da annem yaptı. Çok tatlı ya. İnanılmaz. Hepinizden Allah razı olsun. Kesinize bereket. Şurada da ayakkabıları var. Gördüğünüz gibi çok az ayakkabı aldık. Baby on to go'un ayakkabıları. Bilen bilir zaten. Türkiye'den aldık. İkisine de aynısını aldık bu arada. Şu sneakerlardan aldık. Çok güzel ya. İnanılmaz. Şöyle bir dolap detayı. Hemen size şu çantadan bahsetmek istiyorum. Çanta olarak bunu tercih ettik. Normalde böyle tekli, yani bir omuzdan böyle çantalar var. Siz anladınız beni. Cahil cahil. Ama o çantalar bizim iki elimiz dolu olacağını düşündüğümüz için çok da mantıklı gelmedi. O yüzden sırt çantası tercih ettik. Şunu böyle takıyorsunuz. Göstereyim. Gelse. Şöyle. Ya ne kadar güzel ya. Böyle açalım. Şimdi hemen size göstereyim. Çok da büyük bir çanta. İnanılmaz. Anca bize yeter diye düşünüyorum. İçinde de hemen böyle bir bez değiştirme alanı. Alan. Bildiğin alan yani yapmışlar kendilerini. Şu şekilde. Buraya da şişelerini koyabileceğimiz bir yer. Sırt çantamız bu. Bu arada size bir de birkaç tane çorap göstereceğim. Bu çorapları ben Trendyol'dan almıştım. Ve bir tane Cats of Her takımı almıştım Trendyol'dan. Tıpkısının aynısı yemin ederim AliExpress'te var. İnanabiliyor musunuz? Cats of Her markası çıkmadan önce yaklaşık 1,5-2 sene önce zaten AliExpress'te vardı. Favorilerimi eklemişim zamanında gördüğümde. Ama hiç cesaret edip alamadım. Cats of Her de aynısını çıkarınca dedim yuh. Göstereyim onları size. Hiç boşuna Trendyol'dan almanıza gerek yok. Daha uygun fiyatını AliExpress'te kesinlikle bulabilirsiniz. Öncelikle çoraplardan bahsedeceğim. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Sonra ben AliExpress'te dolanırken dedim ah bu neymiş, bu da güzelmiş. Üstüne üstüne gittim, bunu da aldım. Resmen aynısı. Mesela gördüğünüz gibi altında Cat Socks yazıyor. Bakınız. Var mı böyle bir şey? Ve bu takımdan bahsediyordum. Çok aşırı beğenmiştim. Sen gir AliExpress'e bak. Resmen aynısı. Burada mesela Trendyol'daki resim. Şu AliExpress'teki resim. Sadece bu ayda bir değişiklik var. O kadar da olsun yani. Gelelim şimdi yataklara. Bu yatakların ikisi de aynısı. Ama hiçbir şekilde dolapların ya da şuradaki komodinin takımı değil. Hemen sizi merakta bırakmadan direkt detaylar. Şöyle yatak bu. Yataklar bu hatta aynısı çünkü. Renk uyumu çok fazla var. Çok şükür tutturabildik, öyle söyleyeyim. Bu yastıkları aynı şekilde Türkiye'den yaptırdık. Bunları da annem babam sağ olsun hepsini getirdi. Ve eşimin amcası sağ olsun İstanbul'da her şeyi depoladı. Böyle bir detay göstereyim size. Çok güzel yapmışlar ya gerçekten. Ve odada fil detayı olduğu için ikisine de şöyle şekilde pike yaptırdık. Bu da en falın tarafı. Ve ikisinin yatak uçlarına da kamera taktırdık. Şuradan da gördüğünüz gibi Luvion'un kameralarını kullanmayı tercih ettik. Nedeni de özellikle çok büyük bir şey olduğu için, gördüğünüz yani bu sıkarım. Türkçesini bulamadım şu an. Geniş ve kaliteli gösteriyor. Ve en önemlisi eşim için çok önemli olan bir detay. Eşim işteyken aplikasyondan bunları izleyebilmesi ve konuşabilmesi, hatta duyabilmesi. Bu bizim için çok önemliydi. Bayağı bir araştırdık. Hemen altta zaten dediğim gibi linkleri bulabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram hesabımda da her şeyi paylaşacağım. O yüzden bir oraya da bir göz atın. Hemen camın önüne geçiyoruz. Camın önünde ne var acaba şöyle da? Bir anne baba resmi. Gurur musunuz ya? Maşallah.
Gördüğünüz gibi hem burada ve burada iki tane fotoğraf çerçevesi var. Bu fotoğraf çerçevelerini arkadaşım İpek sağ olsun bana hediye etti. Seni çok seviyorum. Resme nasıl buldun, nasıl uydurdun anlatamam. Hatta şu an İpekliğine bana yazıyor. Yerim lan seni. Hemen burada kumparaları. Rabbim bereket versin. Şu an içi boş. Bunlar da gece lambaları. Süs desem yeridir aslında. Odanın lambasında da aynı şekilde bambu şeklinde. Sanki böyle diyor ki ya ben buraya için yapıldım. Bu da bizim bebek bezi çöpü. Şu an güldüğünüzün farkındayım. Bize yetmeyecek biliyorum ama 24 tane bez girebiliyor içine. Günde mesela bu 10, bu 10 değişirse bunu ben her gün değiştireceğim. Ve bir komodin. Burada değiştiriyoruz. Sepet şeklinde aldık. Sepet istedim ya, nedeni yok yani. Fındık toplamaya da gitmiyoruz ama ben sepet şeklinde olsun istedim. Böyle 3 tane çekmecesi var. Yani iyi çekmeceyi beraber bir açalım. Burada gördüğünüz gibi bebek bezleri, ıslak peçeteleri. Özellikle ikizler için tercih ettim. Naif markasının cilt bakımları, öyle söyleyeyim. Bunlar da tuvalet çantaları. Ya ne kadar güzel ya. Görümcem böyle bir tarak yaptırdı isimleriyle beraber. Çok güzel bir detay. İnanamayacaksınız ama nereden aldın şöyle de bunu diye soracak olursanız. AliExpress'ten aldım. Aynısını Trendyol'da bulmuştum. Tabii ki de yıkadık ettik hepsine. Dişleri kaşındığı zaman, dişleri çıktığı zaman böyle kolaylıkla eline alıp dişlerini böyle yapabilecekleri şekilde. Ve en güzel detaylar şöyle. Instagram'dan bir tane sayfa bana göndermişti. O kadar memnun kaldık ki size anlatamam. Bunların aynı şekilde lifleri de var. Liflerini ben bu hamilelik dönemimde kullandım ve inanılmaz mutlu kaldım o liflerden. Kendileri yaptılar, el yapımı. %100 doğal iplerle. Daha bitmedi. Birkaç tane detay daha var size göstermek istediğim. Onu da paylaşıp bu videoyu kapatıyoruz. Halılarımız. Halılarımızı göstermek istedim. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi bu böyle bir sleepy head şeklinde. Bebeği buraya koyuyorsunuz ve düşmesini engelliyor. Bunu her yere taşıyabilirsiniz. Ve internetten araştırmıştık. Çok araştırdık. Bunlar böyle ikizler olan annelerin ilk tercihlerinden bir tanesi olduğu için işime baktım. Dedim ki bundan almamız lazım. Fiyatı biraz tuzlu ama inşallah değer, inşallah kullanabiliriz, öyle söyleyeyim. Şimdi bir şey alıp da kullanmamazlık çok olacak. Ama inşallah yani böyle boşu boşuna bir şey almamış olmayalım. Çünkü gerçekten verdiğin emeğe, giden o paraya yazık olacak. Bu da son detay olsun. Formamsın mamaruları. Elektrikli böyle sallanıyorlar. Sallana sallana gidiyorlar. Bu benim gerçekten kurtarıcım olacağını düşünüyorum. Çünkü bir iş yaptım. Bunları bunun içine koyup böyle siz sallanın ben işimi halledim der gibi bir halim olacak. Düşünce tarzımı görüyor musunuz? Siz sallanın ya. Siz sallanın ben işimi hallederim gerçekten yani. Bu moralim bozulmayacak. Rabbim o günleri de göstermemizi nasip eder inşallah. Hep beraber tabii ki de. Onu turumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. The nursery room. Yani artık 40 yıl düşünsem böyle bir oda çekim yapacağım aklıma gelmezdi. Hayatın tadını çıkarmaya çalışın. 3 günlük bir dünya için kendinizi fazla üzmeye ve kırmaya, üzüntüye sokmaya, strese girmeye değmez. Nece fazla kısa küreğin dediği gibi ve benim en sevdiğim söz 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ebedi bir yaşam için gayret yok hayret. Umarım anlayabilmişsinizdir mesajımı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen öncelikle abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Rabbime emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın.